Dubai'ye taşınmayı değerlendiriyorsunuz ya da Dubai'den bir iş teklifi aldınız. Kazanacağınız paranın size yetip yetmeyeceğini değerlendirmek oldukça güç olabilir. Geçtiğimiz sene Dubai'ye taşınma kararı aldığımda detaylı bir araştırma yapmıştım, ancak buraya geldiğimde karşılaşacağım tüm gider kalemlerini hesaplamam oldukça zor olmuştu. Bu videoyu da eğer bir gün Dubai'ye yerleşme kararı alırsanız gider kalemleriniz ne olacak, aşağı yukarı ne kadar para ödeyeceksiniz, beklemediğiniz gider kalemleri ne olacak, bekleyebileceğiniz gider kalemleri ne olacak, bunu anlatmak için çekiyorum. Burada ev kiraları yıllık olarak belirtiliyor. Yani 100 bin dirhemlik bir ev bulduğunuz zaman bu fiyat aslında evin yıllık kira bedeli ve kira ödemeleri de çek üzerinden yapılıyor. Banka transferi çok fazla kullanılmıyor burada. Elden ödemeye de neredeyse hiç rastlamadım. Ev sahibine vereceğiniz çek sayısı, yani kaç taksitle ödeme yapacağınız aslında burada sizin pazarlık gücünüzü belirleyen en önemli unsur. Ne kadar az çek verirseniz, örneğin 1 veya 2 çek de ödüyorsanız, kirayı pazarlıkla biraz daha aşağıya çekme ihtimaliniz yükseliyor. Ama 12 çekle vereyim diyorsanız ya da 6 çekle vereyim diyorsanız mevcut kira baremini aşağıya çekmeniz çok mümkün olmuyor. Ev tutma sürecinde genellikle emlakçılarla muhatap olacaksınız. Sahibinden kiralık ev Dubai'de çok fazla karşılaştığım bir durum değil. Genellikle emlakçılar üzerine ilerliyor süreç ve bir ev sahibi aynı ev için birden fazla emlakçıyla çalışabiliyor. O yüzden aynı evi birden fazla ilanda görebilirsiniz. Çok şaşıracağınız bir durum olmayacaktır. Buraya taşınma sürecinde bol bol yararlandığım 3 emlak arama sitesini de açıklama kısmına bırakıyorum. Ev tutarken eğer eşyasız ev tutacaksanız ev sahibine %5 depozito, eğer eşyalı olacaksa eviniz %10 depozito veriyorsunuz. Emlak ofisi sizden yıllık kiranın %5'ini komisyon olarak alıyor. Bunun yanı sıra merkezi sisteme, ejari sistemine kayıt olunması, elektrik ve su idaresine gerekli başvuruların yapılması, gaz bağlantısı, gerekiyorsa klima bağlantısı gibi hizmetler için de bazı ödemeler yapıyor olacaksınız. Yıllık 80 bin dirheme tutacağınız ev için ve 4 çek de veriyorsanız yan tarafta nasıl bir ödeme planıyla karşılaşacağınızı burada ev tutarken gösteriyor olacağım. Çek miktarı değiştikçe tabii bu değişecek, ancak 4 taksitli ödemede aşağı yukarı böyle bir miktar cebinizden çıkıyor olacak. Evi tuttunuz. Yüksek ihtimalle eşyasız bir ev olacak. Dubai'ye gelmeyi düşünen insanlar, ben de zamanında öyleydim, eşyalı ev tutarım diyor, kafalarında öyle kuruyor, ama genellikle burada evler eşyasız olarak tutuluyor. Her eşyasız ev %100 eşyasız, sadece 4 duvar ev anlamına gelmiyor. Genellikle mutfaklar, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve ocak hazır şekilde teslim ediliyor. Ancak bazı durumlarda tamamen eşyasız, sadece işte mutfak tezgahı ve dolapları hazır evlerde de karşılaşabilirsiniz. En azından mutfak eşyalarınız, işte buzdolabınızın, çamaşır makinenizin, ocağınızın, fırınızın olması yönünde. Çünkü bunlar nereden baksanız 6.000 ile 10.000 dirham arası size ekstra masraf çıkaracaktır. Eşyasızsa, tamamen eşyasızsa, bu mutfak eşyaları da yoksa, mutfak mobilyaları da yoksa, beyaz eşyalarınız yoksa daha doğrusu, ev sahibiyle görüşüp ben bu evi tutmak istiyorum ancak beyaz eşyaları senin alman gerekiyor diyebilirsiniz. Burada önemli bir nokta bulaşık makinesi. Her evde bulaşık makinesinin bağlanabileceği gider yok. Yeni veya eski fark etmez. Yeni evlerde yavaş yavaş oluyor ama özellikle eski evlerde bulaşık makinesi koyulacak yer yok. Elde yıkama ya da tezgah üstü ufak çözümlerle sağlanıyor burada bulaşık sorunun çözümü. O yüzden bulaşık makinesi olmaması çok şaşılacak bir durum değil. Eğer ev arıyorsanız karşılaştığınızda şaşırmayın. İlginç ama böyle. Beyaz eşya dışındaki tüm alışverişlerde ben IKEA'yı tercih ettim. Dubai'de IKEA bulunuyor. IKEA'nın kurulum ve taşıma ücretleri oldukça düşük. Türkiye'dekiyle kıyaslanamayacak seviyede düşük. O yüzden ben hem belirli bir kalite skalasında tutmak için hem de güvendiğim için IKEA'yı tercih ettim. Buradaki harcamalarda yaklaşık olarak benim harcamam daha doğrusu 11.600 dirhem tutmuş. Gardırobu alıp iade ettim çünkü eve ev sahibi gardırop kurdurdu. O yüzden güzel bir tasarruf yapmış oldum. Gardırop da burada genellikle gömme olarak sunuluyor, yani hazır. Genellikle almanız gerekmiyor. Benim tuttuğum evde gardırobun olup olmayacağı belli değildi. O yüzden aldım, daha sonra kurdurmadan iade ettim.
yan tarafa yine Dubai'den satın aldığım eşyaların isimlerini ve fiyatlarını koyuyorum. Sadece ve sadece yaşamak için gerekli olan ürünleri aldım. Yani işte aynalar, zigon takımları, çerçeveler, odur budur. Onları ikinci, üçüncü alışverişime sakladım. Sadece ve sadece yaşamak için, iki kişinin yaşaması için gerekli olan eşyaları satın aldım. Bu tutarda 11.600 dirhem oldu. Perde masrafımız da olacak. Lokal perdecilerden alabilirsiniz. Biraz pahalılar. İki adamla tercih edebilirsiniz. 2 artı 1 ev, bir ev için işte perdesidir, tülüdür, güneşlidir, perde askısıdır. Ortalama 1000-1500 dirheme alışverişinizi yapabilirsiniz. Yani yaklaşık olarak 13.000 dirheme perdeler artı zaruri mobilyaları karşılayabilirsiniz. Yaklaşık olarak 100.000 dirhemlik yıllık bir evin tutulma masrafı, eşya masrafı ve bağlantı masraflarıyla beraber 46.430 dirhemlik bir masraf çıkmış durumda. Bu tutar sizin ilk ay sonunda ya da ilk ayda cebinizden çıkacak olan tutar. Bu nedenle Dubai'ye gelirken anlaştığınız şirketin bir relokasyon paketinin, bir taşınma paketinin olması çok önemli. Cebinizden ne kadar para çıkacağını az çok öğrenmiş oldunuz. Relokasyon paketiyle bunun ne kadarını karşılayabiliyorsanız o kadar iyi olacaktır. Bunlar, bu 46.400 küsürlük harcama Dubai'ye geldiğiniz anda yaşamak için, yani bir yaşam kurmak için harcayacağınız para. Bundan sonraki kısım aylık giderleriniz, kira harici aylık giderleriniz, yani işte mutfaktır, top taşımadır, eğlencedir, kalemleri inceliyor olacak. Evi tuttunuz, gerekli bağlantıları da yaptırdınız, artık işte suyunuz akıyor, ocağınızda gaz var, klimanız çalışıyor. Peki bunlara ne kadar aylık fatura ödemesi yapacaksınız? Elektrik ve su faturanız ayrı ayrı değil, tek bir fatura halinde gelecek. DEVA, yani Dubai Elektrik ve Su İşleri sizi faturalandırıyor olacak. Haneden haneye değişse de ortalama vereceğiniz tutar aylık 100-150 dirhem arasında olacaktır diye düşünüyorum. Ancak faturanız bu kadar gelmeyecek. Faturanız daha fazla gelecek. Neden? Çünkü her ay oturduğunuz evin yıllık kirasının %5'inin 12'ye bölündüğü tutarda bir belediye vergisi vereceksiniz. Yani 80 bin dirhem yıllık bir kira sözleşmeniz varsa bunun %5'ini 12'ye bölecekler. Yaklaşık olarak 300 dirhem tutuyor her ay. Kullanım bedelinizin yanında 300 dirhemlik bir belediye vergisi de veriyor olacaksınız elektrik ve su idaresine. Doğalgaz faturanız aylık 75-100 dirhem arasında gelecektir. Ama önemli olan fatura kalemi burada klima. Klima biraz karmaşık bir konu. Klima faturası biraz karmaşık. Neden? Çünkü Dubai'de ev tutarken iki çeşit ilan göreceksiniz. Birincisi chiller free denilen klima faturası gelmeyen evler. Burada klima faturası neden gelmiyor? Çünkü çok yüksek ihtimalle o fatura tutarı zaten sizin yıllık kiranıza yedirilmişti. Chiller free olmayan dairelerde bir klima faturası tarafınıza yansıtılacak. Burada da yine iki kalem var. Bir tanesi capacity charge denilen, yani kullanım, kapasite kullanım bedeli faturanıza yansıtıyor olacak ve düşük bir bedel değil. Anladığım kadarıyla bölgeden bölgeye değişiyor. Örneğin ben oturduğum apartman dairesinde hiç klima kullanmadığım aylarda bile 206 dirhem capacity charge ödemesi yapıyorum. Klima kullanımına bağlı olarak gelecek fatura ise bu capacity charge üzerine yaklaşık olarak aylık 200-250 dirhem olacaktır normal bir kullanımda. Burada önemli bir öneri, mümkünse evinizi kuzey cepheye bakacak şekilde tutun. Uzun vadede nem sorunuyla karşılaşabilirsiniz, ancak yeni bir ev tutuyorsunuz, sıfır bir ev tutuyorsunuz, kuzey cephe olması sizi klima faturasını azaltmak noktasında önemli bir yere getirecektir. Son fatura kalemi olarak da internet ve telefon faturaları. İnternet Dubai'de ucuz değil. Bugüne kadar gördüğüm en ucuz hızlı internet paketi aylık 200 dirhemdi ve bu da kampanyalı bir tutardı ilk kez bağlantı yapanlar için. Cep telefonu hatları da, cep telefonu faturaları da burada düşük değil. Özellikle yurt dışı arama paketine sahip telefon hatları 200-300 dirhem aylık ücretle satılıyor. Tüm bu kalemleri topladığımızda yaklaşık olarak 1400-1500 dirhemlik bir toplam aylık fatura giderine ulaşıyoruz. Herkesin faturası farklı olacaktır. Kullanım
farklı olduğu için. Ancak bu ortalama bir değer olarak her ay cebinizden çıkacak fatura tutarıdır diyebiliriz kiranızın yanında. Gelelim mutfak alışverişine. Mutfak alışverişinde şanslısınız çünkü Dubai'de her bütçeye uygun farklı segmentte marketler, süpermarketler bulunuyor. Carrefour, Nesto gibi zincir marketler, alıştığımız fiyatlarda zincir marketler, bunun yanında Spinneys gibi daha premium marketler de var. Market alışverişi için ne kadarlık bir gideriniz olur söylemek zor. Peşinen ben kendi mutfak şahıs olarak, bireysel olarak mutfak masrafımı söyleyeyim. Ayda ortalama 750-1000 dirham arasında bir masrafım oluyor. Bunun içerisinde işte yiyip içtiğim her şey, abur cuburundan etine kadar, meyvesine kadar, ekmeğine kadar, yumurtasına kadar her şey var. Ancak benim sözümü kale almayın, girip kendiniz işte Carrefour'un sitesinden ya da Lulu'nun web sitesinden kendinize ortalama aylık bir sepet oluşturun. Açıklama kısmına linkleri bırakıyorum çok hızlı bir şekilde. Kendiniz aylık ne kadar harcamanız olacak, mutfak harcamanız hesaplayabilirsiniz. Geldik ulaşım, top taşıma ve trafik konusuna. Dubai'de top taşıma çok gelişmiş değil. Ana taşıma aracı metro ve metro neredeyse tek bir hat üzerinde ilerliyor. İki hat var şu an ama tek bir düzlem üzerinde. Yani doğudan batıya giden şekilde ilerliyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Hani yatırımları, yapılan altyapı yatırımlarını görebiliyorsunuz. Altyapı denemeye bakmayın. Bu arada Dubai metro yeryüzünden gidiyor. Yer altından gitmiyor. Oldukça güzel bir metro sistemleri var. Hani modern, bakımlı, konforlu bir metro sistemleri var. Eğer metro hattı üzerinde oturuyorsanız ve işiniz de metro hattı üzerindeyse mükemmel bir çözüm. Otobüsler çok geniş bir ağa sahip değil. Benim oturduğum bölgede sadece bir otobüs hattı var örneğin. Ama metro ve yani zaten tek bir kart kullanıyorsunuz. Metro ve otobüs oldukça uygun. Metro örneği üzerinden verirsem, eğer şehrin bir ucundan bir ucuna gitmiyorsanız her gün tek yön için ortalama 3 veya 5 dirhemlik bir ödemeniz oluyor. Abonman kart çıkartabiliyorsunuz. Bu kartlar otobüslerde de geçerli durumda. Burada taksi kullanımı oldukça yaygın. Hala taksi olarak geçiyor buradaki taksiler. Hem yoldan çevirebiliyorsunuz hem de Careem diye bir uygulama var. Onun üzerinden siz de kendinize taksi çağırabiliyorsunuz. Akan trafikte 20-25 dakikalık, totalde 10 kilometre, 12 kilometre süren bir yolculukta iş çıkışı saatinde ya da işe giriş saatinde yaklaşık olarak 30-35 dirhem ödüyorsunuz tek yönde. Parasını denkleştirir denkleştirmez insanlar bir otomobil satın alıyorlar burada, ikinci el ya da sıfır, çok fazla seçeneğiniz var. Otomobil almak istemiyorsanız kiralama, oto kiralama seçenekleriniz de oldukça geniş. Otomobil fiyatlarına yine Dubizzle'dan bakabilirsiniz, açıklama kısmında linki olacak. Ancak ikinci el olarak bakarsanız işte 35-40 bin TL'ye ufak arabalar, işte Kia Picanto gibi arabalar satın alabilirsiniz. Biraz daha aile arabası, sedan tercih ediyorsanız 45-55 bin dirham arasında Toyota Corolla'lar bulabiliyorsunuz. Dubai'de benzin fiyatları oldukça uygun. Litresini 3 dirheme satın alabiliyorsunuz ortalama. Her ay değişiyor, her ay tekrar açıklanıyor, değişmek zorunda değil. Ama çok fazla oynamıyor yani bir ay 5 dirhem, öbür ay 2 ay 2 dirhem değil, ortalama 3 dirhem çevresinde dolaşıyor benzin fiyatları, yakıt fiyatları. Dubai'de biraz sert bir tabir olacak ancak paranız kadar var olduğunuzu, var olabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Eğer maaşınız kıt kanaat geçinmenize yetecek bir noktadaysa bence buraya gelmeden bir iki kere düşünmenizde yarar olacaktır. Bu videoyu çekme amacım da aslında Dubai'ye gelirken ne beklemeliyim, ne kadar para harcamam öngörülüyor. Aldığım iş teklifi ya da alacağım iş teklifi bu masrafları karşılamama yeter mi? Bunu görmeniz için çekiyorum bu videoyu. Bazı sorular geliyor, şu kadar maaş alacağım yeter mi? Şu kadar maaş alsam gelsem mi diye. Tekrar diyorum, Dubai paranız kadar var olduğunuz bir şehir. 40 bin dirhem maaşı alsanız da yetinemeyebilirsiniz. 20 bin dirhem maaş aldığınızda da gül gibi geçinebilirsiniz. O yüzden sizin Dubai'den ne beklediğinize göre değişir bunun cevabı. Dubai'ye gelmeli miyim? Bu para bana yeter mi? Sorusu. Ancak cebinizden çıkacak olan tutarı göstermiş oldum. Faturanızın ne kadar geleceğini göstermiş oldum. Mutfak masrafınızı nasıl hesaplayabileceğinizi göstermiş oldum. Artık bundan sonrası biraz da sizin elinizde, bu maaşa buraya gelinir mi sorusunu cevaplamak
biraz daha kolaylaşmıştır diye umuyorum. Ben Dubai'den iş teklifi aldığımda ve maaş teklifini aldığımda ilk değerlendirdiğim şey şu olmuştu. Her ay maaşımın %30'unu ayırarak istediğim tarzda bir evde kiraya çıkabiliyor muyum? Bu bence en önemli karar noktasıydı. %30'dan fazlasını vermemek için elimden geleni yaptım. Ona göre bir ev buldum açık konuşmak gerekirse. İlk tercihim olmayan bir muhitte oturuyorum ama cebime daha fazla para kalıyor %30 bandının altında kaldığım için. Neden %30? Geri kalan her şey için cebinizde para kalması gerekiyor. %30'da iyi bir oran. %25'e çekebiliyorsanız çok daha iyi bir oran. Ancak ilk bakmanız gereken şey şu: bana 15 bin dirhem teklif edildiyse aylık, ben 4500 dirheme ev bulabilecek miyim? Eğer bunun üstüne çıkıyorsam yaşam masraflarımdan ya da yapabileceğim yatırımdan kısıyorum anlamına gelir diye düşünmeniz gerekiyor. Ardından evi bulduktan sonra, bu %30 kuralına göre ev bulduktan sonra da bütçemi ayarlamak için 50-30-20 kuralını kullandım. Nedir bu 50-30-20 kuralı? Neden bir bütçe kuralı sahibi olmak Dubai'de önemli? Aslında videonun içerisinde de bol bol belirttim. Dubai'de bir harcama sınır yok. Yani mutfak alışverişinizi her ay 1500 dirheme de yapabileceğiniz gibi, iki kişilik bir mutfak alışverişinizi 5000 dirheme de yapabilirsiniz aynı alışverişi. 10.000 dirhemlik evde oturabileceğiniz gibi aylık 40.000 dirhemlik evde bulabilirsiniz. O yüzden bir bütçe planı oluşturmak buraya gelmeden oldukça önemli. 50-30-20 kuralı şunu söyler: yaşamak için vermek zorunda olduğun ücretlerin toplamı senin maaşının %50'sini geçmemelidir der. Bunun içerisinde kiranız, mutfak masraflarınız, faturanız var ya da aklınıza gelecek diğer, İşte varsa sağlık harcamalarınız, bu %50'nin içerisinde kalmalı. %30'u maaşınızın sizin harcamak zorunda olmadığınız ancak mutlu olmak için harcamak durumunda olduğunuz, aylık olarak kendinize ayırdığınız harçlık, tatile çıkmak için her ay kenara koyduğunuz para, bunlar hep maaşınızın %30'luk kısmında. İşte dışarı çıkıp bir yerlerde bir şey yemek istiyorsanız ayırdığınız bütçe bu %30'luk kısımda bulunmalı. Son olarak aslında maaşı alır almaz yaptığım şey maaşımın %20'sini yatırım olarak bir kenara ayırmak. %50, %30, %20 kuralı bence %30 kira kuralının yanında oldukça tamamlayıcı, oldukça güzel bir tamamlayıcı bütçe oluşturma çerçevesi. Dediğim gibi Dubai'ye geliyorsanız mutlaka bir bütçe çerçevesi oluşturun kendinize. Bu videoyu çekmemde video yorumlarına gelen ve mailime düşen sorular oldukça etkili oldu. Siz de eğer Dubai hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Eğer üzerinde video çekmem gerektiğini düşündüğünüz bir konu varsa onu da belirtmekten kaçınmayın. Çok mutlu olurum çünkü insanların kafasındaki soruları yanıtlamak oldukça hoşuma gidiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.